Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı Azerbaycan ordusunun hava kuvvetleri şimdi çok daha güçlü. Özellikle Bayraktar tesislerinde sıkı bir eğitimden geçen Azerbaycanlı operatörler, Azerbaycan ordusunda Akıncı'yı büyük bir şevk, onur ve gururla kullanacaklar. Özellikle olası bir harekat ve taarruz esnasında Akıncı TİHA'yı çok iyi bir şekilde donatıp kullanacak olan bu kahramanlar şimdi törenle bunları kullanmanın, Akıncı'yı çok daha iyi kullanmanın ne yaptılar? Diplomalarını aldılar. Ne mutlu bu güzel günlere. Kutlamalar yapıldı ve şanlı Azerbaycan'ımızın, özellikle Kızıl Elma jetimizin önünde kahramanların ve askerlerin verdiği bu poz çok anlamlı. Şimdi Azerbaycan ordusunun hava kuvvetleri çok daha güçlü. Ne katıldı Azerbaycan hava kuvvetlerine? İşte o güzel uçaklar. Akıncı TİHA çok yakışıyor göklere. Bir savaş uçağında hangi mühimmatlar varsa atabiliyor. Tonluk mühimmatlar atabiliyor. Gururlanıyoruz değerli izleyenler. Onurlanıyoruz. Azerbaycan'ın Akıncı. Evet, Akıncı Azerbaycan ordusunun havadaki çok kuvvetli bir çelik yüreği olacak. Savaş uçaklarının mühimmatlarını çok hassas çözünürlükte ve etkili noktasal atışlarda atabilen, tonluk mühimmatları ve süpersonik füzeleri kullanabilen bir uçak. Evet, Azerbaycan süpersonik füzeler kullanan bir Akıncı'ya sahip oldu. Savaş uçaklarını attı, ağır tahribatlı, tonluk mühimmatları da atabiliyor. Azerbaycan'ım çok yaşa. Bu güzel haberi yaklaşan harekat öncesi ve topraklarımızı azat etme öncesi veya bize karşı göz diken İran ve benzeri birçok ülkenin hava kuvvetlerine ve unsurlarına diyoruz ki uyarıyoruz. Akıncı TİHA Azerbaycan'ımızda. Sevinç duyuyoruz, sevinç. Bu sevinç başka bir sevinç. Bu sevinç artık Azerbaycan'ın güçlü uçaklara sahip olmasının ve bu imzayı attığı gün Akıncı alınmıştır. Aliyev'in imza attığı Akıncı Azerbaycan'da kalacaktır. Bu böyle olacaktır dediğimde ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Bu güzel jet, bu güzel uçak Azerbaycan'ımızın hava kuvvetlerini çok güçlendirdi. İşte geliyor gelmekte olan bu uçakları gören düşmanlar trim trim titriyecek. Radar, uzaktan tabii ki tespit, hava füzesiyle düşman uçaklarını düşürebilecek ve bunun yanında tonluk mühimmatlar kullanabilecek. Özellikle çok etkili ve karşı uçaklara karşı da büyük bir tehdit. Yani teknoloji çalışıyor. Teknoloji, Rus teknolojisine karşı çağdaş ve NATO standartlarında bir teknoloji. Akıncı'yla gurur duyacağımız işler olacak. Evet, teşekkürler Bayraktar. Hem Karabağ'ın kurtuluşunda hem Türkiye'nin terörle mücadelesinde o kadar güzel işler yaptın ki gerçekten ne desek ne yapsak azdır. Ve bu durumlar bizim tüylerimizi diken diken eder derecesine güzel bir ortam oluşturmaktadır. Bildiğiniz üzere MİK-29'da uçmuştu Selçuk Bayraktar. Niye uçuyor? MİK-29'da da uçuyor. Akıncı'yla da eşleşmesini, Akıncı'yla da uyumunu sorguluyor. Bu büyük bir gurur karinesi ve böylelikle Azerbaycan ordusunun keskin ve etkili bir gücü daha şu anda sahada oluyor. Yani Azerbaycan kolay lokma değil birilerine göre. Evet, artık Azerbaycan çok kuvvetli, etkili atışlar gerçekleştiren ve sahada düşmana, evet, alanı dar eden bir güce sahip oldu. Geçen günlerde aynen bu şekilde Paşinyan şunu söylüyor. Türkleri yenmemiz imkansız. Evet, Türkleri yenmemiz imkansız. Çünkü adını sayamadığı, daha önce görmediği silah sistemlerini karşısında buluyor. Ve bunun çaresini Hindistan'dan ve İran'dan füzeler almakta buldu Paşinyan. Pikata füzeleri aldılar. Evet, çoklu roket atar sistemine ait Pikata füzeleri aldılar. Özellikle Mondi, Hindistan başkanı Mondi, Paşinyan'a açık desteğini belirtti ve Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında olduklarını açık açık konuştu. Pakistan nasıl Azerbaycan'ı destekliyorsa biz de sizi destekliyoruz dedi Paşinyan'a. Paşinyan benim savaşmaya niyetim yok dese de diaspora ona silahlar aldırıyor. İran'dan kamikaze SİHA'lar ve birçok drone alan Ermenistan, evet, Hindistan'dan da çoklu roket atar ve füze sistemleri alıyor. Yani birçoğu da ulaştı bile. Yani Paşinyan'a şunu soruyoruz. Sen barışalım, ben Karabağ'dan çekilelim diyorsun, baskı yiyince yeniden o şahin politikaya geri dönüyorsun. Biz hangi Paşinyan'a inanacağız? Türkiye özellikle Paşinyan'ın yerine daha savaşçı ve bölgede istikrarsızlaştırıcı etkiler oluşturan birinin gelmesini de açıkça istemiyor. Böyle olunca gerçekten şu süreçte çok şeyler dönecek gibi. Evet, şu anda Paşinyan elimizdeki bir koz. Paşinyan gittiği zaman Koçaryan gibi bir isim geldiğinde Karabağ'da ateş çemberi olacak. Bu arada Rusya lideri Gerasimov'u Ukrayna'dan sorumlu yaptı. Bildiğiniz gibi bunu artık büyük bir savaş paradosuna götürdüler. Özellikle Belarus hattında yoğun bir şekilde ne yaptılar? Belarus hattında yoğun bir şekilde kaynama yaptılar. Yani bir nevi saldıracaklar, çok birlik kaydırdılar. Bir taraftan da Donbas ve Donetsk hattında savaşı yasaklı bombalar ve daha çok sivilleri hedef alarak ne yapıyorlar? Lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Yasaklı termit bombalarını kullandıkları da ortada. Fosfor bombalarını sık sık kullanıyorlar. Savaş suçu nedir bilmiyorlar. Bir taraftan da Ermenistan'dan bir adım geldi. Kolektif örgütün Ermenistan'da yapacağı tatbikatı erteledi ve iptal etti Ermenistan. Yani Rusya ile Ermenistan arasında soğuk sular, evet soğuk rüzgarlar esiyor. Özellikle Rusya barış görüşmelerinde ortalığı bulandıranın, barış görüşmelerine tıkayanın Ermenistan olduğunu söyleyerek Ermenistan'ı şok etti. Evet, Zaharova'nın cümleleri şu şekilde. Zahorova özellikle Ermenistan'ın yapıcı tutum sergilemediğini ve ortadaki sorunların hepsinin sorumlusunun Ermenistan olduğunu söyleyerek resmen birbirlerini destekleyen, Azerbaycan'a karşı gizli ve açık bir şekilde müttefiklik yapan iki devletin birbirinin içine girmesiyle sonuçlandı. Özellikle bu kavga Azerbaycan lehine, özellikle Hankendi Şuşa sınırında, özellikle Azerbaycan kuvvetlerinin ve halkının, aktivistlerin yaptığı eylem, aslında Ermenilerin yaptığı birçok hukuksuzluğa isyan, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin, Batı'nın, evet Batı devşirmesi olmak isteyen Erivan yönetiminin bu tutumundan dolayı bu şekilde bozulması nedeniyle Azerbaycan'ın bunu fırsata çevirmesi gerekiyor. Özellikle Azerbaycan'ın Rusya'nın tutumunu da istifade ederek özellikle alan genişletmesi gerekiyor. Hocalı ve Hankendi'de topraklar genişletmesi gerekiyor. Anlaşmaya uymayan zaten Ermenistan, Zengezur koridorunu açmadığı için terörle mücadeleyi de bahane ederek, yapılan ateşkes ilerlerini bahane ederek Azerbaycan ordusunun ilerlemesi gerekiyor. Böyle olacak, gerçekten çok daha etkili olacak her şey. Özellikle Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan'ın, gelişmiş silah sistemleriyle donatılan Azerbaycan'ın artık bu tarihten sonra çok güçlü ve emin adımlar atacağı aşikar. Artık Türkiye, Rusya'nın bu baskıcı tutumuna karşı önemli bir ittifak halinde olduğu Azerbaycan'ın yanında çok daha güçlendikçe, yeni silah sistemlerini çok daha güçlü kattıkça, Rusya, Ukrayna'da yoruldukça lehimize işliyor her şey. Kafkasya'da çok daha güçlüyüz. Kafkasya'da biz güçlü oldukça, evet birilerinin yüzü asılıyor. Zaharova birden çirkefleşiyor. Evet, Türkiye, yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Türkiye. Bölgede olan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.